neden kamp yapıyorum? Penceremi açtığımda her seferinde başka bir manzara ile karşılaşıyorum. Güneş ile birlikte doğuyor, yıldızlarla birlikte batıyorum. Bilmediğim yollarda yürüyorum. Yürüdükçe de kendim oluyorum. Pürende Yaylası, Düzce'nin Gölyaka ilçesi sınırları içerisinde 1400 metre rakımlı bir yayladır. Düzce Ovası'nın güneyinde yer alan 1830 metre yüksekliğindeki Elmacık Dağı'nın tepelerinde Pürende gibi birçok yayla bulunmaktadır. Köknar ağaçlarıyla kaplı yaylada küçük bir gölet ve yayla evleri görebilirsiniz. Pürende Yaylası'na iki farklı yol üzerinden ulaşabilirsiniz. Birincisi, Akyazı-Murdunu yolu üzerinde Taşkesti mevkiine kadar devam edilir. Buradan sapılıp 14 km orman yolu takip edilerek yaylaya ulaşılır. İkinci yol ise Düzce Gölyaka ilçe merkezi üzerinden Güzeldere Şelalesi yolu takip edilerek yaylaya çıkabilirsiniz. İki yolu da görebilmek için giderken Akyazı Taşkesti yolunu kullandım. Oldukça virajlı bir yol. Orman yolu da dik sayılır. Dönüşte ise Gölyaka Güzeldere yolunu tercih ettim. Gölyaka Güzeldere yolu daha düz olmakla birlikte orman yolu bayağı uzun. Ancak oldukça keyifli bir yol. Benim yaptığım gibi her iki yolu da görmenizi tavsiye ederim. Pürende Yaylası ismini çam biçiminde küçük, sarı kırmızı ve güzel kokulu çiçekler açan, kökünden ağızlık, dallarından süpürge yapılan püren çalısı bitkisinden alır. Çam ağaçlarıyla kaplı, geniş çayırları olan yaylanın küçük bir de göleti vardır. Zengin, yaban hayvanı çeşitliliğine sahiptir. Ormanın derinliklerinde ayı, geyik, tilki, çakal ve yaban domuzu, hatta kurt ile karşılaşabilirsiniz. Ancak bu hayvanlar yaylaya pek fazla yaklaşmazlar. Yaylada herhangi bir tesis bulunmuyor. İstenilen yerde kamp kurabilirsiniz. Hafta sonları gölet çevresi oldukça kalabalık olur. Bu nedenle daha gerideki çayırlıkta da çadır kurulabilir. Ayrıca 2 km uzaklıktaki Balıklı Yaylası da kamp kurmak için tercih edilebilir. 6 kişilik kamp ekibimizle daha sakin bir yerde çadır kurmak için Pürende Yaylası'ndan Balıklı Yaylası'na doğru hareket ettik. Yol üstünde açıklık bir alanda bulunan Bayak Tepe'de kampımızı kurmaya karar verdik. Bu tepenin en önemli özelliği çevre yaylalarda telefon çeken tek yerin sadece burası olması. Bu nedenle köylüler ve yaylaya gelen ziyaretçiler araçlarıyla buraya gelerek görüşmelerini yapıyorlar. Bayak Tepe'yi ziyaret eden sadece insanlar değil, hayvan sürüleri de sulanmak için tepeye geliyorlar. Bu arada sürünün kangalı, arkadaşımızı görünce suyun yanında sevgi ihtiyacına gidermiş oldu. Tamam, hadi git. Kulağını da kesmişler ya. Çadırları kurmadan önce kahvaltı yapmaya karar verdik. Kamp ocağında karı demlikte çay yapmam göze batsa da bizi mutlu edecekti. Sıcak yaz günlerinde kamp yaparken yiyecekleri muhafaza etmenin en güzel yolu straforl köpük kutu kullanmaktır. Dondurulmuş su şişeleri sayesinde mini bir buzdolabı işlevi görmekte. Bir gün boyunca et gibi bozulabilecek yiyecekleri muhafaza ederken soğuk su ihtiyacını da gidermektedir. Ekibimiz sabırsızlıkla kahvaltı beklerken kavurmalı yumurtamız pişmek üzere. Birazdan afiyet yiyip yürüyüşe çıkacağız.
Bu kampın tatlısı, geleneksel lezzetimiz püskevit oldu. İki bisküvi arasında servis edilen, Serik'ten gelen güllü lokumlarımız kamp boyunca lezzet kattı. Lokumları yiyen bir arkadaşımız artık dayanamayıp heybetini gizlemeden yürümeye başladı. Selamun aleyküm ya hacı, keyfi halüke. Acemi ama hevesli trekking grubumuz başlarına gelecekten habersiz mutluluk pozları verdiler. Balıklı yaylasına doğru harekete geçtik. Devam, durmayın. Bana diyor abdest alıyor diyor. Yine yap. Balıklı yayla ortasında menderesler çizerek akan bir dereye sahip. Muhtemelen yayla, balık gibi uzun ve ince bir yapıda olmasından dolayı bu ismi almış. Bir zamanlar derede alabalık olması da ihtimal dahilinde. Balıklı yayla, Düzce'nin en güzel yaylalarından bir tanesi. Çok güzel ahşap evler bulunmakta. Şehir merkezine ulaşımın kolay olmasından dolayı hayvancılıkla uğraşan köylüler yaylada sürekli ikamet edebilmekte. Balıklı yaylayı boydan boya yürüyüp Frenli yaylasına geçmek için alternatif bir yol arıyoruz. Yine acele eden bir ekip üyemiz sakin sakin yürüyor. Yürüyüşümüze biraz da olsun heyecan katmak için ekibimi küçük bir dere yatağından tepeye doğru tırmandırdım. Bu atraksiyondan gayet mutlu oldular. Oğlum ayakkabısı da alıyor bu. Hacı. Ayakkabısı değil, ben öbürünü... Bilseydim öbürünü giyerdim. Hacım. Oğlum buradan nasıl ineceğiz lan? Bir de bunun inişi var. Ha. Hadi bir çek ya. Abi siktir et diyeceğim, su girsin ayakkabıya. O yani başka. Lan bu yol buradan geliyormuş ya. Biliyorum. Ne buradan çıktı? Doğa yürüyüşlerinde öğrendiğim bir kuralı arkadaşlarıma da öğretmiş oldum. Rehbere her zaman uyacaksın ama asla güvenmeyeceksin.
Yürüyüş yolun sonunda küçük bir derenin çağladığını gördüm. Düzce en sulak bölgelerimizden bir tanesi. Cennet gibi yaylanın her tarafından sular fışkırıyor. Dağlardan sızan sular dere olup ovaya doğru akıyor. Videonun sonunda izleyeceğiniz Güzeldere Şelalesi'nin kaynağı bu akan sular işte. Kamp alanına başlayan yürüyüşümüzü Balıklı Yaylası'na geçtikten sonra orman yolunu takip ederek yine aynı noktada tamamlamış olduk. Günün sonunda yaklaşık 15 kilometre yol yürüdük. Bu tempoya alışık olmayan ekibimiz için artık çadırları kurup akşam yemeğini hazırlama vakti. Kamp ateşini hazırlamadan önce bizden önceki mahlukların bıraktığı çöpleri topladım. İnsanlar neden bu kadar duyarsız anlamış değilim. Yapacakları sadece torbaya koyup çöp kovasına atmak. Yemek pişirmek için kömürümüz olsa bile gece soğuk geçeceğinden oduna ihtiyacımız var. Bu yüzden ateşi harlı tutmak için ormandan kuru dalları topladık. Her zaman devrilmiş ağaçlar, kurumuş dallar bulunur. Testere ve baltamla kuru ağaçların dallarını keserek ihtiyacımızı giderdik. Kamp ateşinin yanması ile ekip üyelerimizin açlık derecesi daha da arttı. Kamp mutfağımın mahareti artık dilden dile aktarılınca bu lezzetlerden tatmak isteyenlerin sayısı da artmaya başladı. Yemeğimiz yavaş yavaş pişerken ekip üyelerimiz de bana yardım ediyorlardı. Aynı şirketten arkadaş grubumuzun bir de ismi var. Paf takımı. Paf takımının ilk kampı da oldukça keyifli geçti. Kamplarımın vazgeçilmezi olmayan aday muz tatlısı da bu akşam menüdeki yerini aldı. Kabuğunun içinde pişen muzun sesi bile müthiş. Yaylada gün batarken Bayraktepe'de telefonla konuşmaya gelen köylüler hiç eksik olmadı. Mavi saat çekimlerime araçlarının ışıklarıyla renk kattılar. Yemekler yenildikten sonra artık ateşin başına geçip karı demliği dinleme vakti geldi. Dostlarla yaptığımız bir kamp gecesinin daha sonuna gelirken gökyüzünü kaplayan yıldızların altında uyumanın keyfini çıkartıyoruz. Bazı arkadaşlar tulumlarını dışarı çıkartıp dakikalarca yıldızları seyretti. Uzaya meraklı bir arkadaşımız da takım yıldızlarını parmakları ile çizdi. Kampta ayı ziyaretimize gelmedi ancak büyük ayı hep bizimleydi. Yabanda kamp yaparken genelde gece huzursuz olurdum. Ancak bu sefer deliksiz bir uyku çektim. Kuş sesleriyle uyanıp çadırımın penceresini her zamanki mutlulukla açtım. Ekibimiz uykudayken ateşi yakıp çayı demlemeye başladım. Teker teker çadırlarından çıkarken arkadaşlarımızın yüzlerindeki mutluluk belli oluyordu. Kahvaltıda sucuklu yumurtayı görünce daha da mutlu oldular.
kahvaltı sonrası kamp spesiyallerinden bir tanesi olan Mocha Pot'ta espresso kahve vardı. İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalyanların icadı olan bu küçük cezve neredeyse gerçek espresso yapıyor. Suyu kaynatarak buhar basıncı ile kahvenin demlenmesini sağlayan kullanışlı bir alet. Ocak ve ateş üstünde elektrik ihtiyacı olmadan kahve yapılabiliyor. Kahvemi yudumlarken yayladaki son dakikalar. Artık dönüş vakti geldi. Taşın toprağın kokusunu içime çekip doğayla vedalaşıyorum. Dönüş yolunda Güzeldere Şelalesi istikametini kullandık. Yemyeşil, çok keyifli bir yol. Yamaçlardan küçük şelaleler yol boyunca eşlik ediyor. Yolun sonunda ekibimizi büyük bir sürpriz bekliyor. Türkiye'nin tek parça olarak en yüksekten dökülen şelalesini görüyoruz. Güzeldere Şelalesi tam olarak 120 metreden düşüyor. Düzce Türkiye'nin en çok şelalesi olan şehirlerinden bir tanesi. Başka bir videomuzda diğer şelaleleri birlikte gezeceğiz. Videomu beğenmenizi, görüş ve sorularınızı yorum olarak iletmenizi, ayrıca kanalıma abone olmanızı önemli rica ederim.